Merhaba sevgili çocuklar. Ben Türkçe öğretmeniniz Ayça Türkmen. Bugün yine sizlerle ikinci temamız Milli Mücadele ve Atatürk temasının üçüncü metnini işleyeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Önce metnimizin adı Sırtmaç Mustafa'nın öyküsü. Ama ondan önce ne yapıyorduk? Hazırlık çalışmalarını konuşuyorduk. Sizler bu soruları cevaplandırıyordunuz. İlk sorumuza bakacak olursak, toplumların geleceğinde çocukların nasıl bir yere sahip olduğunu nedenleriyle anlatınız demiş. Burada birkaç şey söylemek gerekirse çocuklar, biliyorsunuz ki bugünün çocukları yani sizler aslında yarının yetişkinlerisiniz. Dolayısıyla toplumun gelecekteki yaşayışı, özellikleri bugünkü çocuklarımızın nasıl yetiştirildiğine bağlı. Biz çocuklarımızı bugün ne kadar iyi yetiştirir, onlara ne kadar güzel bir eğitim verirsek, gelecekteki toplumumuz da o kadar iyi olur diyebiliriz. İkinci soruya baktığımızda Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözlerinden birkaçını arkadaşlarınızla paylaşınız. Sizler zaten bulduğunuz Atatürk'e ait çocuklarla ilgili sözleri, cümleleri söyleyeceksiniz. Bir iki tane cümle söylemem gerekirse, çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır demiş Atatürk'ümüz. Çocuklar bir diğeri, çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Bir diğer cümlemiz de çocuklar, bugünün küçükleri yarının büyükleridir sözü, cümlesi. Buradan aslında biz o kadar iyi anlıyoruz ki Atatürk'ün çocukları ne kadar sevdiğini, ne kadar onları önemsediğini, daha birçok söylemiş olduğu cümleler var çocuklarla ilgili. Bunları da sizlerden dinleyeceğim. Ve üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda aşağıdaki görsellerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız demiş. Çocuklar görsellere baktığımızda görüyorsunuz. Atatürk'ün çocukları ne kadar sevdiğini, ondaki çocuk sevgisinin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Zaten birinde küçük çocuğu sallıyor, diğerinde bir kız çocuğumuzun elinden tutuyor. Çocuk sevgisi burada da açık ve net şekilde gösterilmiştir. Şimdi metnimize geçelim. Metnimizi önce bir okuyalım. Sırtmaç Mustafa'nın öyküsü. Yıl 1929, mevsim yaz. Sırtmaç Mustafa cılız, çelimsiz ve hastalıklı bir çocuktu. Bir akşamüstü Yalova kırlığında ineklerini önüne katmış çiftliğe dönüyordu. 20 kadar atlının kendine doğru yaklaştığını gördü. Atlılar yakınına gelince en öndeki atından inip ona çiftliğe nereden gidileceğini sordu. Mustafa, "Siz yanlış yoldan gelmişsiniz," dedi. Eliyle işaret ederek, "Çiftliğe şu yoldan gidilir." Karşısındaki başını salladı. "Adın ne?" diye sordu. Mustafa, karşısındakinin yüzüne hemen bir gülümseme yayıldı. "Benim adım da Mustafa. Demek adaşız." Hemen ardından da sordu. "Sen Gazi'yi tanır mısın?" "Tanırım," dedi sırtmaç Mustafa. "Onu sever misin?" "Severim." "Niçin seversin?" Sırtmaç Mustafa, Gazi'yi hep paşa olarak duymuştu. "Paşa olduğu için severim," dedi. Bu yanıtı duyunca karşısındaki gülmeye başladı. Mustafa bozuldu buna. Yoksa bu adam kendisiyle eğleniyor muydu? Karşısındaki sormaya devam etti. "Sen ne iş görürsün Mustafa?" "İşte şu gördüğün sığırları güderim." "Ne kazanırsın?" "Ayda 3 lira." "Peki söyle bana, ayda 3 lira senede kaç lira eder?" Mustafa hesaplamaya çalıştı. Onun zorlandığını gören diğer atlılar hemen araya girdi. Onların da yardımıyla hesap yapıldı. 36 lira eder dedi sırtmaç Mustafa. Sana 36 lirayı versem ne yaparsın? Hiç almam ki. Neden almıyorsun? 36 lira çok para. Durdu, düşündü sırtmaç Mustafa. Sonra neden aldın diye sorarlar bana. Kendine gülümseyerek bakan adam aferin oğlum dedi. Yanındakilere döndü. Böyle olmalı işte. Sonra cebinden bir avuç para çıkarıp Mustafa'ya uzattı. Al bu parayı dedi.
Yol gösterdiğin için veriyorum sana. Kimse bir şey diyemez. Sırtmaç Mustafa karşısındaki adama yeniden dikkatle baktı. Ciddi miydi yoksa eğleniyor muydu? Bir türlü karar veremedi. Adamın uzattığı paralara karşılık torbasındaki cevizleri göstererek "Bir şartla alırım," dedi. "Sen bu cevizleri alırsan ben de senin paranı alırım." "Tamam," dedi karşısındaki adam. Cevizleri alıp karşılığında Mustafa'ya bir avuç parayı uzatırken yeniden adını sordu. Mustafa adını bir kere daha söyleyince adam "Benim adım da Mustafa ama yanında Kemal'i de var," dedi. "Mustafa ile Kemal'i bir araya gelince ne olur?" Sırtmaç Mustafa şaşırdı. O an "Bu adam sakın Mustafa Kemal olmasın," diye geçirdi aklından. Karşısındaki bu kez "Beni başka bir yerde görsen tanır mısın?" diye sordu. Başını salladı Sırtmaç Mustafa. "Tanımaz mıyım ya? Sen Gazi Mustafa Kemal Paşa'sın." Atına atlayan Atatürk diğer atlılarla birlikte oradan uzaklaşmaya başladığında Sırtmaç Mustafa şaşkınlık içindeydi. Rüya görmüş gibiydi. Ertesi gün Sırtmaç Mustafa'nın evlerinin önünde bir otomobil durdu. Mustafa'ya "Seni kaplıcalara götürmeye geldik. Gazi istiyor," dediler. Bu habere çok sevindi Sırtmaç Mustafa. Hemen otomobile atladı. Otomobil bir süre sonra kocaman bir binanın önünde durdu. Kocaman bir kapıdan geçip kocaman bir salona girdiler. Salonda bir adam ayakta durmuş ona bakıyordu. "Hoş geldin. Beni tanıdın mı?" diye sordu adam. Sırtmaç Mustafa hiç duraksamadan yanıtladı. "Tanımadım. Hiç görmedim sizi." Adam şaşırmış gibi görünerek bir gün önce yol sorduğunu, sohbet ettiklerini, ceviz alıp karşılığında para verdiğini anlattı. Sonra da "Nasıl tanımadın beni?" diye sordu. Mustafa ısrar etti. Ona dün konuştuğu kişi olmadığını söyledi. O sırada salonun perdelerinden biri aralandı, Atatürk çıktı ortaya. Yaklaşıp Mustafa'nın saçlarını okşadı. "Aferin oğlum, sandığımdan da dikkatliymişsin," dedi. "Bu konuştuğun bana benzeyen bir arkadaşım ama sen bunu kolayca fark ettin." Sırtmaç Mustafa hemen koşup elini öptü. Atatürk, "Mustafa, seni çiftliğime kahya yapacağım. İster misin?" diye sordu. Mustafa kahyanın anlamını bilmiyordu. "Kahya ne demek?" "Çobanların en büyüğü demek." Mustafa karşılık vermedi. Atatürk, "Kahyalık için sana ayda 4 lira versem yetişir mi?" Mustafa çoktan razıydı. "Siz bilirsiniz," dedi. Atatürk şakayı daha fazla uzatmadı. Ona gerçek düşüncesini söyledi. "Hayır Mustafa, seni kahya yapmayacağım. Okula göndereceğim. Orada okuma yazma öğreneceksin." Mustafa belli etmedi ama çok sevinmişti. "Okula gönderin, bu daha iyi," dedi. Sırtmaç Mustafa hemen Şişli Çocuk Hastanesi'ne gönderildi. Orada sağlık taramasından geçip tedavisi yapıldıktan sonra okula başladı. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirip subay olarak hayata atıldı. Evet çocuklar, yine çok güzel bir metin okuduk. Metnimizin yazarından da bahsedelim. Süleyman Bulut, 1954 yılında doğmuştur. Çocuk edebiyatçısıdır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Radyo için oyunlar, metinler, televizyon için masallar yazdı. Eserlerinden bazıları Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler, İnsan Okur ve Yıldızlı Alfabe diyebiliriz. Peki gelelim birinci etkinliğimize. Birinci etkinlikte metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri bularak bulmacada işaretleyiniz. Bakalım çocuklar. Adları aynı olanlardan her biri. Aynı adı taşıyan kişilere ne diyoruz çocuklar? Adaş diyoruz. Zaten yazdık. Sizler zaten daha önceden cevaplandıracağınız için metnin etkinliklerini yazmışsınızdır. Bulamadığınız yerler varsa da buradan bakarak doldurabilirsiniz. İkinciye bakalım çocuklar. Güçsüz, zayıf, naif. Ne demek çocuklar güçsüz, zayıf, naif? Zayıf, naif.
Çelimsiz demek zaten yazdık. Çelimsiz. Üçüncü kelimemize bakalım. Konak, çiftlik ve benzeri yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse. Ne diyorduk çocuklar bu kimseye? Kahya diyorduk. Zaten yazdık. Dördüncü kelimemiz çocuklar ılıca, yani kaplıca yazdık boşluklara. Son kelimemize bakalım. Büyükbaş hayvan güden kimse, sığır çobanı, nahır. Yani çocuklar sığırtmaç. Zaten Mustafa'nın yaptığı şey de buydu. Metnimizin adından da bilirsiniz zaten. Sığırtmaç Mustafa'nın öyküsü. Kelimelerimizi yazdık. Ve sonra çocuklar bu kelimelerimizi birinci etkinlikte bulmacadan bulmamız gerekiyordu. Bakacak olursak çocuklar bakın. Yukarıdan aşağı baktığımızda ilk kelimemiz ne? Burada gördüğünüz gibi sırtmaç kelimesini bulduk. Daha sonra aşağısına baktığımızda bakın çocuklar böyle çelimsiz kelimesini bulup işaretledik. Diğer kelimemize baktığımızda çocuklar bulduğumuz kelimelerden biri neydi? Yine kahyaydı bakın. Kahya. Sonra ılıca dedik, kaplıca. Bakın burada kaplıcayı görüyoruz. Sonra yine çocuklar adaş kelimesini yazmıştık yukarıda. Adaş kelimesini de burada bulup işaretliyoruz. Zaten sınıfta da, yani bu etkinlikleri metni işlerken de yapacağız. İkinci etkinliğimize bakalım çocuklar. İkinci etkinliğimizde de ne yapıyoruz? Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Sizler zaten bu soruların cevaplarını defterinize yazıyorsunuz. Burada beraber göz atmamız gerekirse ilk sorumuza bakalım. Sırtmaç Mustafa ile Atatürk nerede ve nasıl karşılaşmışlardır? Çocuklar hatırlayalım, zaten metnin başında da yazıyordu. Yalavol'un kırlığında bir yerde 1929 yazında karşılaşmışlardı. Hatırlayın, Mustafa inekleri önüne katmış, çiftliğe dönüyordu. Karşısında da 20 atlının kendisine doğru geldiğini gördü. Bu şekilde karşılaşmışlardı. Peki ikinci sorumuza bakalım. Sırtmaç Mustafa neden Atatürk'ün kendisiyle eğlendiğini düşünmektedir? Hatırlayın, Atatürk'ün Mustafa'nın cevabına gülmesi onun kendisiyle eğlendirdiğini düşündürmüştür ona. Atatürk Mustafa'nın cevaplarına gülünce Mustafa da kendisiyle eğlenildiğini düşünmüştür. Üçe bakalım çocuklar. Atatürk'ün para teklifi karşısında sırtmaç Mustafa'nın davranışını nasıl buluyorsunuz? Onun böyle davranmasının nedeni ne, neler olabilir? Şahsi fikrimi söyleyecek olursam, tabii ki çocuklar, Mustafa'nın yaptığı doğru bir davranış. Böyle davranmasının sebebi de ailesinden aldığı terbiye, gördüğü görgü diyebiliriz. Çünkü hak ettiği parayı almak istemiyor. Bu da ailesinin kendisine verdiği terbiyeden kaynaklanıyor diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. 4. Atatürk'ün sırtmaç Mustafa'nın karşısına kendisine benzeyen bir kişiyi çıkarmasındaki amaç ne olabilir? Çocuklar, Mustafa'nın dikkat derecesini ölçmek, onun zekasını sınamak için böyle bir şey yapmış olabilir. 5. sorumuza bakalım. Atatürk'ün kendisiyle eğlendiğini düşünen sırtmaç Mustafa'nın yerinde siz olsaydınız Atatürk'le neler konuşurdunuz? Ben de olsam çocuklar, yani parayı almak istemezdim. Sadece hani eğer o parayı alacaksam Mustafa gibi karşılığında ben de ona bir şeyler vermek isterdim. Zaten sizin de cevaplarınız, şimdi merak ediyorum. Bu çünkü kişiden kişiye değişebilecek bir cevap. Bakalım sizler neler yazdınız. 6. sorumuza bakalım çocuklar. Sırtmaç Mustafa subay olduktan sonra Atatürk'le karşılaşmış olsaydı neler hissederdi? Bence kesinlikle çocuklar ona saygı duyar ve minnet duygusu içinde olurdu. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar kendisine yapılan iyilik karşısında hani bir minnet duygusu beslerler. Bence kesinlikle minnet duygusu içinde olurdu.
Üçüncü etkinliğimize bakalım çocuklar. Sırtmaç Mustafa'nın öyküsü metninden alınan cümlelerden öznel olanların başına ö, nesnel olanların başına ne yazınız? Tek tek cümlelerimize bakalım. Sırtmaç Mustafa cılız, çelimsiz ve hastalıklı bir çocuktu. Ne diyoruz çocuklar? Nesnel. Cevizleri alıp karşılığında Mustafa'ya bir avuç parayı uzatırken yeniden adını sordu. Bu da nesnel. Neden nesnel dedik peki biz bunlara? Biliyorsunuz herkes tarafından kabul edilen, kişiden kişiye değişmeyen cümlelerimiz nesnel oluyordu. Fakat kişiden kişiye değişen cümlelerimizi de öznel olarak değerlendiriyorduk. Üçüncü cümlemize baktığımızda otomobil bir süre sonra kocaman bir binanın önünde durdu. Bu da çocuklar nesnel bir cümle. Dördüncü cümlemize baktığımızda ertesi gün Sırtmaç Mustafa'nın evlerinin önünde bir otomobil durdu dediğimizde yine bu da nesnel bir cümle. Salonda bir adam ayakta durmuş ona bakıyordu. Nesnel bir cümle. Sırtmaç Mustafa karşısındaki adama yeniden dikkatle baktı. Bu da nesnel bir cümle. Sırtmaç Mustafa hemen Şişli Çocuk Hastanesi'ne gönderildi. Bu da nesnel bir cümle. Çünkü söylediğimiz, bahsettiğimiz cümleler çocuklar herkes tarafından hani kanıtlanabilen, görülebilen, kişiden kişiye değişmeyen cümlelerdir diyebiliriz. Peki dördüncü etkinliğimize bakalım. Diyor ki aşağıda verilen görsellerden yararlanarak okuduğunuz metni özetleyiniz. Bu hani özetleme sorusu da hemen hemen her metinde karşımıza çıkıyor. Sizler tabii ki defterinize metne, hatta burada boşluk var çocuklar, buraya yazacaksınız ve derste zaten özetlerinizi okuyacağız. Şöyle ben kısaca bir toparlayacak olursam özetle ilgili şunu söyleyebilirim. Mustafa bir gün sığırlarını otlatırken 20 kadar atlıyla karşılaşır. Atlıların en önündeki de Atatürk'tür. Mustafa'yla Atatürk sohbet etmeye başlar. Sohbet esnasında Mustafa Atatürk'ün kendisiyle eğlendiğini sanır. Sonradan anlar konuştuğu kişinin Atatürk olduğunu. Ertesi gün Atatürk Mustafa'yı evinden aldırır. Yerine başka bir adam koyup onu denemek ister. Mustafa zaten onun Atatürk olmadığını anlar. Zekasını ve dürüstlüğünü fark eden Atatürk Mustafa'yı okula yazdırır. Mustafa da okuyup subay olur. Toparlayacak olursak çocuklar özeti bunları söyleyebiliriz. Beşinci etkinliğimize bakalım. Beşinci etkinlikte aşağıdaki kelime havuzundan seçtiğimiz kelime ve kelime gruplarının bizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatacağız çocuklar. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Birkaçını zaten belli konumuz. Milli mücadele, vatan sevgisi, bayrak, Mustafa Kemal Atatürk, halk, çocuk. Herhangi bir anahtar kelimenin bazılarını seçerek çocuklar bir paragraf yazacaksınız. Duygu ve düşüncelerinizi anlatacaksınız bu paragrafta da. Ve bunu zaten derste ben sizlerin yazmış olduğu paragrafları, duygu ve düşünceleri dinleyeceğim. Arkadaşlarınızla siz de paylaşmış olacaksınız. Altıncı etkinliğe baktığımızda çocuklar diyor ki aşağıda Sırtmaç Mustafa'nın öyküsü metninden alınan bir bölüm verilmiştir. Bu bölümü oluşturan cümlelerde geçen çekimli fiilleri bularak örnekteki gibi işaretleyiniz. Şimdi çocuklar, çekimli fiil neydi? Önce onu bir bakalım. Çekimli fiil çocuklar, kif ve şahısteki almış fiillere biz çekimli fiil diyorduk. Yani herhangi bir haber kipi ya da dilek kipi almış ve şahıs ekiyle birleşmiş fiillere çekimli fiil diyorduk. Önce bakalım. Atatürk, Mustafa, seni çiftliğe kahya yapacağım. Zaten çocuklar yapacağım derken görüyorsunuz. Ecek acak ne olmuş? Gelecek zamanla çekimlenmiş. İster misin derken yine çocuklar ister misinin altını çizdik.
geniş zamanla çekimlenmiş. Şahıs Hekim'de sen ister misin? İkinci tekil şahıs. Diye sordu. Sordu kelimesi de yine burada ne çocuklar? Dili geçmiş zamanla, görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bu da bir çekimli fiil. Altını çizdik. Mustafa Kahya'nın anlamını bilmiyordu. Şimdi çocuklar, burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer bir kelimemiz bir tane kipeki almışsa biz buna basit zamanlı fiil deriz. Birden fazla kipeki almışsa o zaman da birleşik zamanlı fiil deriz. Şimdi bakın burada hem your var hem the, di, du, du var. İki tane kipeki olduğu için buna birleşik zamanlı fiil diyoruz. Bu da yine bir çekimli fiil oluyor. Dolayısıyla bilmiyordunun altını da çiziyoruz. Devam edelim okumaya. Kahya ne demek? Çobanların en büyüğü demek. Mustafa karşılık vermedi. Yine vermediğinin altını çiziyoruz çocuklar. Çünkü vermedi kelimesi de görülen geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiş, çekimli bir fiil diyoruz. Atatürk, kahyalık için sana ayda 4 lira versem yetişir mi? Şimdi burada iki kelimemizi de çiziyoruz. Versem, dilek, şart kipiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla çekimli fiil, yetişir mi de geniş zamanla çekimlenmiş. Bu da bir kiple çekimlendiği için yine çekimli fiil diyoruz ve devam ediyoruz. Mustafa çoktan razıydı. Siz bilirsiniz dedi. Burada da çocuklar yine erarla fiilimizin geniş zamanla çekimlendiğini görüyoruz. Bu da çekimli bir fiil o zaman. Devam edelim. Dedi derken de yine görülen geçmiş zamanla çekimlendiği için, bir çekimli fiil olduğu için altını çiziyoruz. Devam edelim. Atatürk şakayı daha fazla uzatmadı. Burada da yine fiilimiz bakın, the, di, görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Yine bir çekimli fiil var. Uzatmadığını da altını çizdik. Ona gerçek düşüncesini söyledi. Yine söyledi kelimesi, görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir çekimli fiil. Altını çiziyoruz. Devam edelim. Hayır Mustafa, seni kahya yapmayacağım. Okula göndereceğim. Yapmayacağım derken ve göndereceğim derken çocuklar gördüğünüz gibi ecek acakla çekimlendi. Yani gelecek zamanla çekimlendi. Yine burada da bir çekimli fiil var. Her iki fiilimde de altlarını çizdik. Orada okuma yazma öğreneceksin derken yine çocuklar fiilimiz gördüğünüz gibi ecek acak gelecek zaman ikiyle çekimlenmiş bir çekimli fiil. Altını çizdiğim bu cümledeki tüm kelimeler birer çekimli fiil diyoruz çocuklar. Şimdi gelelim 7. etkinliğimize. 7. etkinlikte bizden bir mektup yazmamız istenmiş. Önce bir sorumuzu okuyalım. Sevgili öğrenciler, kendinizi Sırtmaç Mustafa'nın öyküsü metnindeki kahramanın yerine koyarak Atatürk'e bir mektup yazınız. Mektubunuzda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer veriniz. Mektubunuzu verilen sayfa yapısına uygun bir şekilde imla ve noktalama kurallarına göre düzenleyiniz. Şimdi çocuklar, her zaten metnimizde bir yazma etkinliğimiz oluyor. Bu metnin etkinliklerinde de yine bir mektup yazacağız. Bu sefer karşımıza mektup çıktı. Geçen sene zaten yazı türlerinde mektuptan da bahsetmiştik. Ben sadece mektup nasıl yazılıyordu onu bir hatırlatmak istiyorum. Sayfamız ne yapıyorduk çocuklar? Önce bir bahsedelim. Mektup bir düşünce, duygu veya dileğin iletilmesi amacıyla yazılan yazılardır. Ve çocuklar, mektuplar yazılış amacına göre farklı türlere ayrılır. Edebi mektup, kişisel mektup, iş mektubu ve resmi mektup olmak üzere. Peki mektup yazarken nelere dikkat etmemiz lazımdı? Mutlaka yazılan kişiye bir hitapla başlaması, bir iyi dilekle sonlandırılması, tarih ve yer belirtilmesi gibi özellikleri vardı. Bunlara dikkat etmemiz lazımdı. Sonra mektubu yazmaya başladıktan sonra giriş bölümünde ne yapıyorduk? Mektubun yazılmış nedenini belirtiyorduk. Çok fazla uzatmadan zaten birkaç cümleyle. Gelişme bölümünde ise
konuşma bölümüydü artık burası. Verilecek haberler, sorulacak sorular, anlatılacak durumlar bu bölümde yer alıyordu. En sonunda da sonuç bölümünde de çocuklar iyi dileklerle mektubumuzu bitiriyorduk. O zaman ne yapacağız şu tepeye baktığımızda? Burası çocuklar hitap bölümü, işte mesela sevgili Defne hitap arkadaşımıza ya da sevgili anneciğim. Hitabımızı yaptıktan sonra zaten girişle mektuba başlayacaktık. Bu kısma sağ üst köşeye tarihimizi atmayı unutmuyorduk. Yine en alta geldiğimizde çocuklar şurada adres bölümünü unutmuyorduk. Adresimizi yazıyorduk sol alt köşeye. Sağ alt köşeye de imzamız ve ad ve soyadımızı yazarak mektubumuzu bitiriyorduk. Bu bölümde de mektubunuzu yazıyorsunuz. Konusu da Atatürk'e bir mektup yazma. Çok merak ediyorum nasıl, içeriğiniz nasıl olacak. Mektuplarınızı da zaten okuyacaksınız. Her biriniz sınıfta paylaşacağız. Bugünlük de bu kadar çocuklar. 7. etkinliğimizle birlikte 3. metnimiz de sona eriyor. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.